sevmek nedir? Bunu bilen aşıklara bismillah. Bu oğullar Sümeyye Can analardan doğdular. Rabbi yesir dileklerle beşiklere bismillah. 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 Yar göğsümden ilk yudumlar hakkına, kanalıklı dudaklardan kaşıklara bismillah. Ad verirken ilk ezandan ilk duyduğum kelamda. Göz ve gönül aydınlatan ışıklara bismillah. 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 Hem doğurdum, hem büyüttüm, ısmarladım, denedim. Vatan için bütün yaman yaşıklara bismillah. Düşte gördüm kanlı başın peygamberin dizinde. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Rabbi yesir dileklerden beşiklere bismillah. Gözle gönül aydınlatan ışıklara bismillah.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 11 Mart 2016 günlerden Cuma saat 16 İstanbul Küçükçekmece 2 telli FSM TV, FSM Haber, Radyo FSM canlı yayın stüdyolarından hepinize hayırlı günler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Canlı yayınımız şehidimiz Muhsin Yazıcıoğlu özel programı başladı efendim. Bendeniz FSM TV, FSM Haber, Radyo FSM genel yayın yönetmeni Hayrullah Çalışır. Yayınımıza başlamadan önce tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Hayırlar diliyoruz. Mekanları cennet olsun diyoruz. Kahramanmaraş Adliyesi'ne bağlanacağız birazdan nasip olursa. Müsait olurlarsa Kürşat Mican, Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda İstanbul İl Başkanımızı alacağız. Murat Çakır'ı, Alperen Ocakları Dört Yol Ocak Başkanımızı alacağız inşallah. Yine müsait olurlarsa Kahramanmaraş'tan canlı yayına girmiş olacağız. Evet. Evet, önce bir veteremiz var efendim. Bu veteremizi koymak istiyorum. 12 dakikalık. O veteremizden sonra yayınımıza devam edeceğiz. Şehidimiz Muhsin Yazıcıoğlu tam bir dava insanıydı. Tüm ömrünü Kur'an ahlakının yeryüzünde hakim olması ve Türk-İslam Birliği'nin bir an önce kurulması için yaptığı çalışmalarla geçirdi. Kurduğu ve başkanı olduğu Büyük Birlik Partisi'nin temel amacının da Türk-İslam Birliği'ni kurmak olduğunu açıkça belirtmişti. Can kardeşlerim, annelerim, bacılarım, Büyük Birlik Partisi Türkmeniyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisi ve Sünnisiyle milletimizi tasada, kıvançta bir yapacak, birlik yapacak, büyük birlik yapacak bir davanın adıdır. Hiçbir zaman davasından taviz vermedi, baskılara aldırmadı ve fikri mücadelesini bırakmadı. Davasına sadık, gerekirse zorluklarla mücadele etmekten çekinmeyen bir liderdi. Şevkle, aşkla Türk-İslam Birliği'ni savundu. Nasıl dava adamı olunacağını kendi sözleriyle şöyle belirtiyordu. Dava adamı olmak, toplumun bütün değer yargılarına rağmen kendi inandıklarından taviz vermemeyi, kınayanların kınamasını aldırmadan inançlarını yaşamayı, düzenin ürettiği tipoloji dolayısıyla tek başına kalsa bile inandığı gibi söyleyip inandığı gibi davranmayı gerektirir. Her saniyemi, her dakikam, her saniyemi, her an, her
şehrine, o yüce davaya helal olsunlar. Bir yıllık mücadele hayatımda sizin karşınıza çıkarken utanacağım hiçbir şey Allah'a çok şükür yoktur. Yazıcıoğlu henüz bir lise öğrencisiyken de vatan ve millet sevgisiyle doluydu. Hedeflerini belirlemişti. Hedefi Türkiye'nin önderliğinde Türk ve İslam Birliği'nin kurulmasıydı ve bunun için çalışmalarına daha o yıllarda başladı. Benim ecdadım Cihan Devleti kurmuştu. Niye oradan buraya geldik diye ben bunun hesabını bir lise öğrencisiyken yapıyordum. Doğrusu batırısı Kürt'ü Türkmeni Alevisi Sünnisi. Bu mübarek toprakta ezan sesiyle ve al bayrağın altında bir olsun istiyorum. Beraber mutlu olalım diyorum. Birlikte mutlu olalım diyorum. Türk dünyasıyla birleşsek diyorum. İslam coğrafyasıyla beraber olsak diyorum. İşte onun için de benim hayalim Türkistan medeniyeti, Türkistan birliği olsun dedim. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu sevgi dolu bir insandı. Yazıcıoğlu herkese sevgi ve şefkatle bakan, yüreği Allah aşkıyla dolu bir insandı. İnsanlar arasında ayrım yapmaz, yaptığı konuşmalarda da birleştirici tavrını açıkça belli ederdi. Kendi yazdığı Gül isimli şiiriyle de herkesi sevgiye, barışa ve kardeş olmaya çağırıyordu. Hangi partili olursanız olun, diyorum ki buradan Gül, Gül ki gül yüzünde binlerce güller açsın. Gül, Gül bahçesi, Gül bahçesi, Gül yüzünden sevgi topla demet demet. Sevgi de güller açsın, güller sevgi dağıtsın. Sevgiyle bakıyor, gül gibi görüyorsan sen bahtiyarsın diyorum. Ve hepinizin birbirine sevgiyle bakmasını ve bir gül atmasını istiyorum. Adaylarımı size, sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Zaman beraberiz. Biz kardeşiz. Benim için şu Kürt, bu Türkmen, bu Alevi, bu Sünni, bu Çerkez, bu Laz, bu Boşnak yok. Benim için yaratılmışı severim. Yaradan'dan ötürü anlayışıyla insan var karşımda. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun tüm siyasi partilere çağrısı. Türk milletine olan coşkulu sevgisini ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne olan inancını sık sık dile getiren Yazıcıoğlu, tüm siyasi partililere çok önemli olan şu sözlerle seslendi. AK Partili olabilirsiniz, MHP'li olabilirsiniz, DYP'li olabilirsiniz, CHP'li olabilirsiniz, İYİ Birlikli olabilirsiniz, Saadet Partili olabilirsiniz, hangi partiden olursak olalım, hepimiz aynı gemideyiz ve ecdadın bize emanet ettiği en önemli değerimiz vatan toprağımızdır, devletimizdir, cumhuriyetimizdir, ezanımızdır, bayrağımızdır. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun vatanı bölmek isteyenlere cevabı. Yazıcıoğlu tüm toplantılarında ve sözlerinde vatanımızı böldürtmeyeceğimizi ve birlik beraberliğimizi hiç kimsenin bozamayacağını açıkça belirtmiştir. Teröre ve bölücülüğe karşı net tavrını cesaretle ortaya koymuştur. Bir Türkmen çocuğuyum. Bir Türkmen çocuğu olarak bir Türkmen'i sevdiğim kadar bir Kürt'ü de seviyorum. Elbette ben Kürt'ü kardeşim görüyorum. Ama biz Kürt Türkmen kardeşiz.
Allah'ım. Bir olanları bir söyleyelim bakayım. Bu Avrupa duysun, başkaları duysun, başkaları falan, hainler hepsini duysun bakayım. Evet, vatan, bayrak, devlet, din, kümle, sözde, kitap, peygamber, Allah. Bu kadar bir yaralı milleti bölmek isteyenler kahrolsun. Ya Allah, bismillah, Allahu Ekber. Ya Allah, bismillah, Allahu Ekber. Şehit olmasından 6 gün önce yaptığı ölümle ilgili konuşması. Mübarek şehidimiz Muhsin Yazıcıoğlu vefat etmesinden sadece 6 gün önce 19 Mart günü partisinin Karaman Seçim Bürosu'ndan ölümle ilgili şu sözleri söylemiş, Allah'a olan tevekkülünü ve dünya görüşünü belirtmişti. Şehit oldu bozuldum var. Şimdi bakın yoldan geliyoruz. Şimdi yine yola gideceğiz. Hiçbirimizin garantisi yok. Şurada ayakta duranında oturanında garantisi yok. Ruh bir saniye gitti. Küf dedi bir soluk tuttu gitti. Bunun da nerede geleceği, nasıl geleceği, ne şekilde yakalayacağı belli değil. Bir saniyenize bile hakim değilsiniz. Bir saniyesine bile hakim olamadınız, hükmedemediniz. Bir hayat için, bir dünya için bu kadar fırıldak olmanın anlamı yoktur. Düz yaşayacağız. Düz duracağız, düz yürüyeceğiz. Dik duracağız, doğru gideceğiz. Bu devran böyle sürmez. Muhsinler ölmez, ölmez. Milletime yemin olsun. Şehitlerim, gazilerim yemin olsun. Mazlumlar, mağdurlar, millet, geleceğe güvenle baksın. Sakarya davasına gönül verenler, onun geriye atmasına asla izin vermeyecekler. Çünkü Sakarya biziz. Çünkü biz Sakarya'yız. Yüzüstü süründüğümüz yeter artık. Yeter yüzüstü süründüğümüz. Yeter Sakarya'nın sürüldüğü! Yeni bir Türkistan kültür ve medeniyetinin doğum sancısı. Anadolu'nun saf ve masum çocuğu Sakarya. Artık yüzüstü sürünler. Yüzüstü çok süründün. Çok süründün yüzüstü. Çok sürüldük yüzüstü. Ayağa kalk Sakarya. Ayağa kalk Sakarya. Ayağa kalk Sakarya. Ayağa kalk Sakarya. Rabbim razı olsun, Rabbim hayırlar versin. Buradan bu belgeseli hazırlayanlardan Allah razı olsun diyoruz. Mekanı cennet olsun, aziz şehitlerimiz diyoruz efendim. Evet. İstanbul Küçükçekmece 2 telli FSM TV
HSM Haber canlı yayın stüdyolarında Muhsin Yazıcıoğlu, şehidimiz Muhsin Yazıcıoğlu davası özel programımız devam ediyor. Evet efendim, Kahramanmaraş'a bağlanmaya çalışacağız. Evet. Duruma göre bağlanabilirse Kürşat Mican, Alperen Ocakları İl Başkanımız. 4 Yol Alperen Ocakları Başkanı Murat Çakır ve İstanbul Büyük Birlik Partisi İl Başkanımız MYK üyesi Mustafa Mican'la da duruma göre bağlanacağız efendim telefonla. Yine evet. Evet, şu anda genel başkanımız basın açıklaması yapıyormuş. Tabii ki kameramanımız olmadığı için orada ancak canlı olarak alamıyoruz. Ama az sonra Murat Çakır'ı alacağız. Evet. Evet. Evet, bir sesli sıkıntı var. Çözemedik ama çözmeye çalışıyoruz. Evet. Şurayı ayarlamadık da ondan tabii ki. Bu yeni sistem bizi çok deli sarstı. Bir tür toparlayamıyoruz. Evet, tamam. Şimdi hazırız. Evet, tamam, şimdi geldi. Evet efendim, canlı yayınımız devam ediyor. Şu anda basın açıklaması yapıyormuş. Hemen resmini alıyoruz efendim. Basın açıklamasıyla ilgili resimleri hemen şuraya koyuyoruz. Evet. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız Mustafa Destici Kahramanmaraş Adliyesi mahkeme netice sonuyla ilgili şu anda basın açıklaması yapıyor. İşte gördüğünüz gibi resmini aldık efendim. Evet. Evet, tekrar alalım resmi. Çok bozuk çıktı. Evet. Şunu silelim. Tekrar. Şunu silelim. Tekrar aldık. Evet. Evet, şimdi net bir görüntü aldık, efendim ses yok. Evet. Şu anda basın açıklaması yapıyor. Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı.